sırada yine özellikle hanımların dikkatini çekecek bir haberimiz var. Pek çok dizide dizinin konusu kadar kadın oyuncuların kullandıkları mücevherler de dikkat çekiyor. İşte mücevherler rollerinin önüne geçen oyuncular. Her giydikleri, her taktıkları olay oldu. Behlül çok şanslı. Bence de. Yarattıkları sanal karakterler modaya yön verdi. Bana bir şey demeye çalışıyordun, sözünü kestim. Mücevherleri hem göz kamaştırdı hem trendleri belirledi. Ver onu bana hırsız. Sultan hediye verdi. Vermem. İşte mücevher modasını belirleyen dizi karakterleri. Allah seni de oğlumu da korusun güzel kızım. Su damlası gibi yeşil bir zümrüt. Etrafı pırlantalarla kaplı. Neredeyse 500 yaşında ama hala moda. Beğendin mi? Ben yaptım o yüzüğü. Karuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan için yaptığı bu yüzük, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yeniden gündeme geldi. Tozlu tarih kitaplarındaki resimlerden kurtulup yeniden şekil buldu. Bu yüzük Hürrem Sultan için güç, iktidar ve dokunulmazlık demekti. Yani üstündeki taşın değerinden çok yüzüğe yüklenen anlam önemliydi Hürrem Sultan için. Bu yüzük benim. Nasıl takarsın? Ver onu bana hırsız. Sultan hediye verdi. Vermem. Vereceksin. Ver. Sultanım yapmayın. Vereceksin. Vermeyin. Dizide Meryem Uzerli'nin parmağında görüldüğü anda pek çok kişinin ilgisini çekti zümrüt yüzük. Anında moda oldu. Hatta kolyesi, küpesi bile üretildi. Hürrem yüzüğünün ışıltısına kapılanlardan biri de Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Ortaç'tı. Sultan'ın meşhur yeşil yüzüğüne oranla çok daha genç olsa da 2000'li yılların başında moda olup fırtınalar estiren bir başka yüzük daha var. Allah seni de oğlumu da korusun güzel kızım. Kırılması zor bir izlenme rekorunun sahibi olan Asmalı Konak dizisinde aileyi temsil ediyordu bu yüzük. Ortasında taşlardan üzümleri olan bir asma şeklinde dizayn edilmişti. Daha dizinin ikinci bölümünde Nurgül Yeşilçay'ın parmağına alyans yerine bu yüzük takıldı ve ekranda görüldüğü ilk anda herkesin dikkatini çekti. Birkaç ay sonra herkesin parmağında asmalı konak yüzüğü vardı. Benimle evlenir misin? Moda akımı yaratan dizilerden söz edilir de Aşk-ı Memnu unutulur mu hiç? Peyker'e sızlanmışsın. Neler anlattın? Sen beni evden attırmak için kocana neler anlattın Bihter? Dizinin her anı moda şovu gibiydi. Kıyafetler, saç tarzları, mücevherler. Beren Saat ve Nebahat Çehre ne giyse, ne taksa anında moda oldu. Onlardan biri de Firdevs Yöreoğlu'nun taktığı oval incilerdi. Behlül'ün de artık şirketten haberdar olması lazım. Eyvahlar olsun. Şirket Behlül'e emanetse yandık. Behlül son derece sağlam adımlar atıyor bence. Evlenince daha da toparlanacak. Görün bakın. Tek inci küpe, sıralı inci kolye. Yani incinin tüm türevleri her daim modadır. Ama Nebahat Çehre'nin taktığı bu oval inci küpeler Aşk-ı Memnu'dan sonra trend haline geldi. Firdevs Yöreoğlu küpeyi taktı. Ertesi gün vitrinler oval incilerle doldu. Behlül çok şanslı. Bence de. Türkiye Lotus kolyeyi Tuğba Büyüküstün sayesinde tanıdı. Allah aşkına toparlan, kendine gel. Ömer kim Allah'ını seversen? Bir dakika düşündüğüne bile değmez. Kara Para Aşk dizisinin esas kızı Elif hep salaş ve rahat kıyafetlerle seyirci karşısına çıkıyordu. 10 bölüm sonra ilk kez mücevher taktı, o da olay oldu.
Şirketimizin içinde bulunduğu durumdan dolayı küçülmeye gitmemiz gerekiyor. Altın rengi örme zincirin üstünden sarkan bronz tonlardaki lotus işaretleri, daha önce mücevherlerde kullanılan simgelere pek benzemediğinden hemen dikkat çekti. Bir süre sonra da Elif kolyesi olarak popüler oldu. Bu sabah geldiğinde bana bir şey demeye çalışıyordun, sözünü kestim. Ne diyecektin?